Burası koronavirüsünün kısa süre öncesine kadar hayatı durma noktasına getirdiği, binlerce kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği New York kentindeki Annur Kültür Merkezi, virüs kentteki bütün kesimleri olduğu gibi Müslüman toplumunu da etkilemiş durumda. Covid-19 da the... Korona virüsünden en fazla etkilenenler bu bölgede. Elmhurst Hastanesi buraya çok yakın. Yani birçok Müslüman kardeşimizi kaybettik. Birçoğunu tanıyordum. Genelde göçmenlerin yaşadığı bölgede salgın nedeniyle çok sayıda kişinin işini kaybetmesi yardıma ihtiyaç duyanların sayısını da arttırdı. Kültür merkezindeki gönüllüler de oruçlarını açmak için caminin yardımına ihtiyaç duyanlara gıda paketleri hazırlıyor. Korona salgını sırasında Ramazan ayında hastanede çalışmak ek zorlukları da beraberinde getiriyor. Raş Üniversitesi Sağlık Merkezi'nde çalışan Yuman Azam da sahur yapıp sabahın erken saatlerinde işinin yolunu tutanlardan bütün gün oruç tutuyorum ve bir şekilde orucumu bozmamayı başardım. İki arkadaşım bozmak zorunda kaldı çünkü kalp kriz geçiren hastalarla ilgilendiler ve fiziksel olarak tükendiler. Bu Ramazan öncekilerden oldukça farklı. Şu anda Washington yakınlarında Maryland eyaletinde Diyanet Center of Amerika'dayız. Yani Türkiye'nin yaptırdığı Amerika Diyanet Merkezi'ndeyiz. Burada caminin yanı sıra lokanta, kültür merkezi, misafirhane gibi yapılar da var. Normal bir Ramazan gününün akşamında insanlar buraya gelir iftarlarını yapar ardından camiye geçer ibadetlerini yerine getirirlerdi. Ancak korona salgını nedeniyle diğer bütün camiler gibi burası da boş. Salgın nedeniyle ibadet yerlerinin kapalı olması, insanların bir araya gelip ibadet edememeleri, geçen yıl Müslüman olan Ricardo Ramirez'de de biraz hayal kırıklığı yaratmış. İbadetlerde, iftarlarda bana yapılacak bütün tavsiyeleri camide bana gösterecek desteği dört gözle bekliyordum. Cemile Şakir de korona salgını nedeniyle toplu halde ibadet edilemediğine dikkat çekenlerden. Bazıları bir çeşit hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü biz sosyal insanlarız ve inancımızla ilgili her şey sosyal etkinliklerle bağlantılı. Cemaat içinde etkinlikler yapıyoruz. Ben bu duruma Allah'la iletişime odaklanabileceğim bir işaret olarak görüyorum. Amerika'da eyaletler bir süredir normale dönüş konusunda adımlar atıyor. Ülkedeki 50 eyaletin neredeyse tamamı bu yönde adımlar atmış durumda. Ancak uygulamalarda farklılıklar var. Bazı eyaletler ibadethaneleri bazı kısıtlamalarla yeniden açtı. Ancak bunun ülkenin geneline ne zaman yayılacağı henüz netleşmiş değil. Uzmanlar normal yaşama dönebilmek için aşının bulunmasının şart olduğunu belirtiyor. Bu süre içinde ise sosyal mesafeye hijyen koşullara dikkat edilmesini, kalabalıklardan uzak durulmasını tavsiye ediyorlar. İbadethanelerin tam olarak açılabilmesi de biraz zaman alacakmış gibi görünüyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.